Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir car parking videosuyla daha beraberim. Bugün baştan ve kapaktan gördüğünüz gibi takipçimizin hesabını inceleyeceğiz gençler. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız da bana hesap verebilirsiniz. Açıklamada Instagram'ımız var, buyurun gelin. Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Şimdi bu arkadaşımızın hesabı Umut denen bir arkadaşımızın hesabı. Önceden Discord'da falan konuşuyorduk. Discord'umuza da gelebilirsiniz, açıklamada linki, buyurun gelin. Çocuğun hesabında toplam 64 tane arabası varmış. Ben de hesaba yeni girdim. Bir kere videoyu çektik. Kibar Blue ile beraber çektik ama video maalesef GG oldu. Benim bilgisayarım birazcık kötü olduğu için bezerek kaydetmemiştik bir şekilde. Ben de yapabilecek bir şey yok dedim artık. Yani gerçekten yapacak bir şey yok. Çocuğun hesabında 31.000 parası ve 11.000 coin'i var. Çok güzel kardeşim. Sayıyı tutturmuşsun. Ben senden böyle şeyler beklemiyordum. Şimdi yavaştan hesabımızı incelemeye geçerim arkadaşlar. İçinde çok güzel bazı 1-2 tane beğendiğim çizimler var bu arada. Hesabı baştan sona gezdik. Videoyu kapattım ve Kibar bile gerçekten çok sabırlı bir arkadaşımızmış. Şimdi arkadaşlar öncelikle Honda'dan başlayalım. Honda birazcık eski kasa gibi geldi bana. Çünkü bu çizim eskiden çok fazla vardı arkadaşlar. Bu çizimleri ben biliyorum. Büyük ihtimal bu da hatıra diye büyük ihtimal tutuyor. Ama bu araba da güzel bir araba. Birdside'den düşürmüş büyük ihtimal. Bu arkadaşımızın tofaşı gerçekten çok değişik bir tofaş. Şöyle kaç plaka? 48 plaka. ZPX plakası varmış arkadaşlar. Arkadaşımızın. Bence böyle çok sade yapmış ama hani belki gerçekçi gözükmesi açısından bir iki bir şey çok güzel olabilir bence. Oturtturabilir bence. Güzel olur yani. İçerim transitimizde. Transitimizde bir çizim denemiş arkadaşımız ama büyük ihtimal olmamış abi. Sağ tarafına sol tarafına bakıyorum ama arka tarafında ne var birader? Arka tarafında da bir şey yok. Toyota mı? Transit olur mu? Ford Transit lan. Geldik jipimize. Jipimizde çok değişik bir şey yazıyor ama bu yazıyı bir dakika. Bu yazıyı okuyabilen arkadaşlar varsa lütfen yoruma geçsin. Yani yoruma ne yazdığını bana söylesin. Ondan sonra önünde böyle çiften iki koldan çıkmış bir el kol bacak bir şeyler var böyle Bakugan gibi. Aha bu tarafında yazıyormuş Eren Jogger diye. Alt tarafına da Instagram'ını bırakmış ama boş verin arkadaşlar. Gitmeyin, gelin benim Instagram adresine, her şeyi yaşatırım kardeşim ben size. Şimdi abi bu arabanın ismini bilmiyorum ama bu arabanın da önünde çok güzel siyah bir çizim var. Black Hand diye bir çizim sanırsam. Adamın gözleri kırmızı olması benim gerçekten hoşuma gitti. Ama arabanın rengini böyle kardeşim birazcık siyah yapsan, hatta bekle ben yapayım. Abi cillop oldu lan araba. Bu arabayı sevdim ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel durdu. Öncelikle kardeşim, Umut kardeşim eline sağlık, sen mi çizdin? Birdside'le mi düşürdün bilmiyorum ama çok güzel bir çizim. Geçtik Mini Cooper'a. Mini Cooper arkadaşlar bakalım kaç HP? 230 HP. 230 HP arabaya göre X-Flex Turbo diye bir çizim yapmak gerçekten çok değişik bir şey. Ama üst tarafında böyle Amerikan bayrağı falan var. Hiç sevmem. Neyse arkadaşlar güzel bir araba olmuş. Eline sağlık kardeşim. Burada Doraemon çizim var. Bu Doraemon çizim Mercedes yeni gelen değil de daha önceden vardı bu arabalar da. İşte abi ben yavaş yavaş arkadaşlar yaşlanmaya başladım bu oyunda. Doraemon çizim var ama kaliteli bir çizim gerçekten. Böyle krom gibi, aslında krom da ön tarafı gerçekten çok güzel gözüküyor. Eline sağlık. Abi geldik. Bu arabanın ismi sanırsam Chevrolet bir şey ama Chevrolet olduğuna emin de değilim. Abi ön tarafında gerçekten çok güzel bir çizim var. Kardeşim sen mi çizdin? Aldım mı bilmiyorum ama eline koluna sağlık diyeceğim. Yani yaptıysan çok güzel bir çizim abi olmuş. Çok kaliteli bir çizim. Ben beğendim birader. Bu ne la? Gacı çok güzel duruyor la. Bu adamın tipi neci? Arkadaşlar Umut'un tipi de böyleymiş. Gördüğünüz gibi tipe bak. İmana gel. Şimdi geçelim. Z2 miydi bu arabanın ismi bilmiyorum. Büyük ihtimal kapak fotoğrafında da bu arabayı göreceksiniz abi. Bu araba da gerçekten çok hoşuma gittiği için kapak fotoğrafına da bu arabayı koydum gençler. Çok güzel bir hesap. Çok güzel bir araba. Bu arabayı da sevdim. Mavi uyumu hiç şey yapmıyorum. Haruna Sakura diye bir çizim. Adamın ismi de, alnının çatına da Hintli sanırsam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadan bayağı çok değişik şeyler geliyor. Burada ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Çok fazla Suriyeli var. Hepsi de Suriyeli. Hepsinin Allah bela. Neyse bela okumak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim biz devam edelim. Arkadan ses geliyorsa da kusura bakmayın gençler. Öncelikle bu araba boş bir araba birader bu ya. Vallahi billahi bak. Bu araba herkeste vardı önceden. Bu yüzden bu arabayı hızlı şekilde geçiyorum. Abi burada çok güzel bir çizimimiz var. Yani şöyle bir hanımefendi var. Neyse arkadaşlar çok fazla göstermek istemiyorum. Ama şöyle bir dikkatlice bakarsak ben bu arabayı direkt geçelim. Şimdi gelelim bu Audi bir RS mares bir şey büyük ihtimalle bilmiyorum. Abi ön tarafında adamın saçları güzel olmuş. Gözünde de çok değişik bir şey var ama tam olarak göremedim. Nitachi mandıra bir şey yazıyor sağında solunda. Ön tarafındaki çizim kardeşim sen çizdiysen eline sağlık. Abi burada bir tane polis aracımız var. Bu polis arabasının önünde şöyle bir anti-hot diye bir çizim var abi. Ama çok güzel böyle VR gözlüğü takan beyaz kurt gibi abi. Çok değişik bir şey. Ama çizim gerçekten emek verilmiş bir çizim. Kankim eline sağlık, sen yaptıysan arabanın ama sağını soluna bir yerini düzeltmen lazım bu çizimi güzel göstermek için. Arkadaşlar burada bir tane
Bu arabanın ismi neydi? Dur, sağında solunda yazıyordu la. Ben bu çizimi biliyorum, dur. Motilla bir şeydi abi. Araba gerçekten, ya ön tarafındaki çizim güzel de ben birkaç arkadaşla daha gördüm. Büyük ihtimal Versailles'den düşürdüm kardeşim. Geçen ömrüne bereket, araba güzel. Yani hoşuma gitmedi değil. Ama ben çok fazla takılmadığım, çok sevmediğim tiplerden. Aratürk de güzel yani. Eline sağlık. Şimdi gelelim S15'e. S15 abi, bu şu çizim çok kaliteli bir çizime benziyor. Şimdi şuradaki çizim de aynı şekil. Bu adamın yüzü sanırsam da. Bu yani çok güzel bir çizim ama adamın, ya büyük ihtimal bende bug'a girdi, adamın lastikleri gözükmüyor abi. Neyse, ama pembe ile yani turuncunun uyumunu tam olarak anlayamadım kankim. Sen çizdiysen eline sağlık, satın aldıysan kesen ömrüne bereket. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önümüzde R32 mi var? Öyle bir araba var. Bunun da tam olarak modelini bilmiyorum. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Önündeki şu çizime bayılıyorum abi. Bu çizimi ben gerçekten çok seviyorum. Yani bilmiyorum ama şu kız yani böyle Alya'ya Malya'ya gibi bir şeye benziyor, anladınız mı? Ama kızın böyle tatlılığını anlatamam size. Arka tarafındaki arabanın çok değişik şu şeyleri Türkiye haritası, dünya haritasına döndürmüşün kardeşim. Onu hiç sevmedim ama şu ön tarafındaki gerçekten çok güzel. Abi bu arabayı ilk defa böyle Garfield çizim görüyorum ama bu Garfield çizimi de sen mi yaptın bilmiyorum kardeşim. Gerçekten güzel olmuş ama bıyıkları olsun şey olsun, arka tarafında çok bir şey yazmıyormuş abi. Efe yazıyormuş sadece. Garfield abi, bildiğiniz Garfield kedi olan, yani böyle turuncu muruncu hoş bir şey böyle. Evet arkadaşlar, burada bizim polis arabası yaptığımız arabalardan bir tanesi var. Şimdi gördüğünüz gibi abi, adam üstüne 3,5 yazmış. Abi ön tarafında adamın gözleri, mözleri, gözlükleri gerçekten çok güzel bir çizim. Benim hoşuma gitti yani, gitmedi değil. 3,5, 36,5 gibi geliyor ama neyse arkadaşlar, oraya çok fazla girmeyeceğim. Ön tarafı gerçekten sakalları makalları olsun kaliteli bir çizim. Ben beğendim. Evet arkadaşlar, burada bir tane Mercedes'imiz var. Böyle çakal kasa mafya gibi bir araba. Bu araba da benim hoşuma gitmiyor değil. Ya da benim bilgisayarda çok güzel gözüküyor. Anlamadım ama çok güzel arkadaşlar ya. Ben çok beğendim gerçekten. Abi burada bir tane çizimimiz var. Bu jantlar çok güzel gözüküyor orada ve gençler, adamın jantları krom ama çok seksi gözüküyor. Bu arabaya da ben Boyalika Boys diye bir şey sanırsam, şu şey baba çizim gerçekten güzel ya, kadın saçlarını bağlıyor. Ben yanlış anlamak istemiyorum ama böyle çizimleri gerçekten yanlış anlaşılacak değilsen, Umut kardeşim sana da buradan sesleniyorum, yapma yani, yazık gençliğine, yazık kardeşim benim yani, ayıp. Bu arabanın ismini de bilmiyorum, Kenji yazıyor. Bu arabanın da jantları aynı şekilde çok güzel. Ön tarafındaki çizime bakalım, büyük ihtimal Pokemon'da Kenji denen bir arkadaşımız. Arkadaş da gerçekten güzel yani abi, ben böyle çizimine, kare çizimleri ben çok fazla ya da çizgi filmleri çok fazla izlemiyorum. Pokemon olsun işte, Naruto bilmem ne, onun adını unuttum işte, o olsun bu olsun izlemiyorum mesela. Ben çizgi film izlemiyorum yani, ben full oyun oynuyorum lan, ben bilgisayar oynuyorum. Abi buraya geçelim. Şimdi burada bir tane gene Audi'miz var. Bu arkadaş Audi'ye birazcık hevesli sanırsam. Ön tarafında çok güzel bir 666 yazıyor adamın kaşında. Bu adamın da yüz şekli gerçekten çok güzel çizilmiş gibi ama sağ tarafı birazcık güzel, sol tarafı birazcık kötü gibi. Ya da ışık yansıması olmadığı için öyle gözükmüş. Gerçekten çok güzel bir çizim olmuş kardeşim. Sen çizdiysen eline sağlık, satın aldıysan kesin ömrüne bereket. Abi burada bir tane F90 mı diyeyim, F10 olması lazım ya da F30. Iron Man var. Iron Man şu Bumblebee'nin bir montaj yapmışlardı, onu ona benzettim aynı. Neyse abi, ön tarafında çok fazla bir şey yok. Iron Man yazıyor. İşte burada adamın yüzünü falan çizmiş. Bu da güzel olmuş yani. Şu üst tarafı, şu kafası çok güzel olmuş ama şu alt tarafı cacık. Burada bir tane daha arabamız var arkadaşlar. Bu arabanın ismini bilmiyorum diyeceğim ama Porsche oğlum bu araba. Neyse, bu arabanın ön tarafında Bermuda Official yazıyor. Adın gerçekten güzel çizilmiş. Eline koluna sağlık güzel kardeşim. Yani sen çizdiysen, eline sağlık, satın aldıysan kesin ömrüne bereket de abi, adam yani yapmış yani. Böyle güzel olmuş ya. Bu çizime ben bayıldım. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önümüzde bir tane Hentai diye bir Mustang'imiz var. Ford Mustang'imiz. Eski kasası ama çok güzel. Ön tarafını falan ben çok fazla şey yapmadım ama yan tarafındaki çizim gerçekten çok güzel. Kadının neden ağzı açık olduğunu ben sormayacağım. Umut kardeşim, bana Instagram'dan cevap verirsen teşekkür ederim. Bu kadının neden ağzının açık olduğunu çok merak ediyorum. Ya da kurcalamak istemiyorum kardeşim. Yazmasan ne olur. Terbiyesiz. Şimdi geçelim abi. Porsche 911 olması lazım. Bu aynen öyle. Şöyle yan tarafında Pikachu çizimi var. Bu Pikachu'nun ağzı da açık. Kardeşim ben bir şey demiyorum. Pikachu'ya da yapmazsın yani. Bu adamın da ağzı açık. ASH diye. Neyse, bu çizim de güzel abi. Bu kadın ya yani, bu adam yanındaki Pokemon çizim olsun. Bu çizim de Pikachu. Ne Pokemon'u ya, Pikachu. BMW i8'imiz var arkadaşlar. Şimdi bu BMW i8'de şurada abi çok güzel Cyberpunk 2077 çizmeye çalışmış herhalde. Ama çok güzel olmuş. Kaliteli bir çizim mi diyelim, kaliteli bir çizim. Gerçekten eline koluna sağlık kardeşim. Alt taraftaki pembe detayları çok fazla anlamadım ama neon diye bir tahmin ediyorum.
Eline koluna sağlık kankim. Satın aldıysan da kesen ömrüne bereket. Şimdi gelelim Ford Transit'imize. Ford Transit'imizde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi adam yan tarafına, sağ tarafına, sol tarafına çok güzel çizim yapmış. Kenaki Ken yazıyor abi. Güzel bir çekici. Ya, araba çekse yeterli yani. Ne bekliyorsun ki birader? Evet arkadaşlar önümüzde bir tane F90'ımız var. Bu F90'ı da ön tarafındaki çizime ben bayıldım. Adam kitabı herhalde emcüklemeye çalışıyor ama anlamadım. Neyse üstündeki saç stili o şu bu yani gerçekten çok güzel kankim. Ama arabanın rengiyle uyumlu bulamadım. Ön tarafındaki çizim mükemmel gerçekten. Tekrardan sen aldıysan eline sağlık almadıysan kesen ömrüne bereket yani ne diyeyim arkadaşlar. Burada bir Mercedes'imiz var Ghost Spider diye. Ghost Spider abi kargayı ben çok fazla bir şeye benzetemedim. Yani karga mı böyle in mi cin mi anlayamadım. Ama adam çizimi güzel olmuş yani eline sağlık. Tekrardan şu sarı renkle siyah renk hiç gitmemiş. Tekrardan kankim eline koluna sağlık bu çizim de güzel olmuş. Ghost Rider. Güzeldir Speeder ne rider'ı. Arkadaşlar geldim en güzel çizimi olan bir arabaya. Bu arabayı da arkadaşlar kapak fotoğrafında görmüş olabilirsiniz. Darth Vader. Abi adam gerçekten çok kaliteli çizmiş ya. Gerçekten abi bombayıldım ya bu arabaya. Arkadaşım Umut kankim bu arabayı bana satarsan sevinirim. Ne kadar istersen veririm bu arada hiç umurumda olmaz. Abi gerçekten çok güzel bir şey ya. Adam çizimini yani ben bayıldım arkadaşlar. Siz de bu yorumu yani bu arabayı sadece yorumlara yazarsanız abi nasıl saniye saniyesine yazın. Bu arabayı nasıl buldunuz gençler çok merak ediyorum. Gerçekten ya bilmiyorum ama çok hoşuma gitti ya. Burada bir tane çizim aşamasında olan bir arabamız var sanırsam ama tam olarak anlayamadım. Zere Tuvo yazıyor. Kadının böyle ağzı dişleri falan açık. Bilmiyorum çizim aşamasında mı değil mi kankim Umut bunu da ya eline sağlık kankim bunu büyük ihtimalle sen yapmaya çalışıyorsundur ya da aldıysan da eline koluna sağlık. Abi bilemedim güzel bir çizim hoşuma gitmedi değil ama böyle mavi olması biraz hoşuma gitmedi değil. Burada bir tane Urus'umuz var bu Urus'umuz No Rastingor Lamborghini Urus işte abi bildiğiniz. Kadının gene ağzı açık şaşırdık mı şaşırmadık. BB Ghost Rider bilmem ne falan yazılar yazıyor. Benim hoşuma gitti araba beyaz çizmiş bu sefer olmuş abi hiç yoktan Japon'da Japonya bayrağı var evet. Japon kızları falan kankim görürse sana düşebilir ama kadının burnu yok onu unutmuşsun çizersen sevinirim. Arkadaşlar yavaştan yavaştan sonuna geliyoruz. Şimdi abi Lamborghini buldum bir tane. Lamborghini Aventador mu ne bilmiyorum bunun markasını yoruma yazarsanız da sevinirim. Adam bu adamın ismini unuttum. Hoppa Gangsta söyleyen adam mı ne? El Problema falan yazıyor. Orferata bilmem ne. Gene bunun kaşında da 666 yazıyor. Bu 666'da ne arıyorlar ya da ne buluyorlar ben anlamadım. Adam tırnağını mı yiyor? İğrenç bir çizim olmuş gerçekten biraz inceleyince. Neyse abi, öbür arabaya geçelim. Abi az önceki çizimden sonra hiç yoktan şöyle bir aslı erkekli vücutlu bir erkek görmek benim gerçekten hoşuma gitmedi değil. Şimdi Zork Mort yazıyor sağında solunda. Ben çok fazla bir şey demiyorum. Neyse adam ön tarafındaki çizim kas detayları gerçekten hoşuma gitti. Bu katana mı? Katana olması lazım. Ninjaların kullandığı katanadan. Bu çizim de gerçekten benim hoşuma gitti. Eline koluna sağlık kardeşim sen çizdiysen. Ama şurada birazcık bir kayma yaşanmış yani çizimde. Neyse o da nazar boncuğu olsun. Güzel bir çizim. Abi şimdi burada bir tane bu arabanın ismini unuttum ama bu araba da gerçekten çok güzel. Süper Mario muydu neydi? Mario büyük ihtimal. Aynen abi. Mario Game Over ekranında çok güzel bir çizim yapmış. Bu çizimi de gerçekten hoşuma gitmedi değil. Mario çizim Mario arabasına göndermiş yani bildiğiniz. Şöyle altın maltın bir şey de yapsaydın kankim çok çok güzel dururdu ama neyse böyle de çok güzel. Kurşunu ateşlemiş gibi bir efekt de vermiş. Kardeşim eline sağlık bu araba da çok güzel olmuş yani hoş benim hoşuma gitti. Şimdi geldik son arabamıza. Abi bu Kriro'nun büyük ihtimal aynen öyle. Bu arabayı da çok fazla tanıtmak istemiyorum abi. Adam kimyacı. Kimyada bir iki bir şey yapıyor işte. Buna da hikaye gibi girmek istemiyorum ama neyse adam çizimi güzel kankim eline sağlık. Evet arkadaşlar bu videoluk da bunun sonuna gelelim. Gerçekten önümdeki çizimden kapatmak istedim bilmiyorum abi ama çok fazla hoşuma gitti diyebilirim bu çizimle. Umut kardeşime buradan hesabını verdiği için çok çok teşekkür ediyorum gençler. Akşam saat 9 oldu artık ben kaçayım. İşten geldim çok çok yorgunum. Teşekkürler izlediğiniz için teşekkürler buraya kadar geldiğiniz için. Ya yarına ya da bir güne inşallah video gelir. Sağ olun var olun abone olmayı gerçekten unutmayın artık 1000 abone olalım. Kendinize iyi bakın gençler hoşçakalın bay bay.